Öküzünü vereceksin dediler. Hiç itiraz etmedi. Kara sabanın önüne kendisi geçti. Tarlasını sürdü. Öküzünü verdi. Buğdayından, tavuğundan, horozundan pay vereceksin denildi. Bağrına taş bastı. Midesine taş bağladı. Barını yoldu. Biricik evladını, yavrusunu, ana kuzusunu, yüreğinin parçasını askere gönderdi. Tabut içinde geri getirdiler. Yutkundu, olduğu yere çöktü. Vatan sağ olsun deyip kaderine razı oldu. Ama yol istedi, yol yapmadılar. Hastane istedi, hastane yapmadılar. Okul istedi, okul yapmadı. Doktor istedi, hemşire istedi, öğretmen istedi, göndermediler, yetiştirmediler. Huzur istedi, emniyet istedi, istikrar istedi, bunu da vermediler. Hani o acıklı türküde diyor ya, Şabata'dan Ankara'ya ses gitmiyor. Bizim gitmeye kuvvetimiz hiç yetmiyor. Malımız yok, yolumuz yok. Ankara'ya ses verecek dilimiz yok. Bu ne biçim memlekettir oy diyor ya. İşte bu millet asırlarca adeta inim inim inledi. Ya bir anne düşünün. Yavrusunu 9 ay karnında taşımış. Onu beslemiş, büyütmüş, yürütmüş. Yavrusunu canından bir can, canından bir parça olarak görmüş. Delikanlı olunca eline, saçına kınalar yakmış. Dualarla, davulla, zurnayla askere uğurlamış. Yavrusu şehit olup tabut içinde geri geldiğinde düşmanı sevindirmeyeceğim diyerek bir damla gözyaşı dökmemiş. Başını bir an yere eğmemiş. Vatan sağ olsun diyerek Anadolu kadınının ne mübarek, ne aziz, ne yüce bir varlık olduğunu bütün dünyaya göstermiş. Başka analarda olmaz. Ancak bizim analarımız. Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare diyerek ağıtlar yakan bir anneyi hangi etkileyici söz teselli edebilir? İşte yaklaşık 30 yıldır nice annemiz telefonun başında Ağrı Dağı gibi, Munzur Dağı gibi, Cudi gibi, Erciyes gibi, Kaçkar gibi olduğu yere yığılıp kaldılar. Hep bunu yaşadı. Ve babaların gözyaşı sel olduğu için attı. Anneliğin ideolojisi yok. Anneliğin siyaseti yok. Sağcılığı, solculuğu yoktur. Anneliğin sağcılığı, solculuğu yoktur.